Merhabalar arkadaşlar, ben Samet Şirinler. Samet Şirinler.com için hazırlamış olduğum ZeroNate ile blog yapımının 9. dersindeyiz. Bu dersimizde hemen devam ediyoruz. Application Backend VFS'imize gelip sayfalardan kullanıcı düzenle kısmına geleceğiz arkadaşlar. Burada sayfamızda kullanıcının bilgilerini gireceğiz. Tabii ki şuradaki bölümlere duruma göre işlemler yapacağımız için, daha doğrusu düzenleme işlemi yapacağımız için burayı düzenlememiz lazım. Onun için de şuraya bir tane form alalım. VS formun içerisi duruyor mu? Duruyor. Şuradan şunlardan bir tane alalım. Bizim için yeterli olacaktır. Çünkü formun post noktaları farklı yerlerde olduğu için şu şekilde inceleyelim sayfamızı. Bakın aynen bu şekilde güzel bir görüntü elde etmiş olacağız. Resim için ayrı, şey için ayrı özellikler de eklenebilir, düzenlenebilir. Hatta bir resim de ekleyelim. Kullanıcılar hakkında da bilgimiz olsun. Ben sadece düzenleme işlemini yapacağım. Resim eklemeyi göstereceğim. Geri kalan durumlar sizinle ilgili olacak arkadaşlar. Yani hani siz isterseniz doldurursunuz. Yani ben aynen bu şekilde bırakacağım diyebilirim. Tabii ki şuradaki alt yazılarını çekelim. İstiyorsanız siz bunları kullanıp içeriğini doldurabilirsiniz. Hemen tüm bilgilerini kullanıcının girilebilir hale getirelim. Kullanıcı resmi. Şuraya input. Şunları hatta bir kaldıralım önce. Name. Type file name file diyelim. Kullanıcı resmi. Adı diyelim. Text adı. Soyadı. Soyadı. E-mail adresi, e-mail, başka hangi verileri tutuyormuşuz? Şuradaki bildirim yetki falan bunlara gerek yok. Resim için ayrı bir işlem yapacağım. Hakkında ben bunları tutuyorum kullanıcıların. Bu sizin seçiminiz. Şurasını text array yapalım. Text area form control name'ine hakkında olsun. Hakkındaydı diye hatırlıyorum. Ben buradaki tablolarla tablodaki sütunlarla aynı isimleri veriyorum. Şuraya sel ve duruma göre telefon numarası. Son olarak da adresi diyelim. Burası da adres olsun. Görelim sayfamızı. Kullanıcı resmi. Burada karakter hatamız var. Hemen dönüştürelim. Karakter hatalarımız düzeldi. Bundan sonrasında resim seçtiğimizde buradaki kısım yani şöyle söyleyeyim. Buradaki verileri doldurup kaydet dediğimizde tüm verilerimiz düzgün bir şekilde çalışır hale gelecek. Öyle yapacağız. Formumuz vardı burada bir yerde. Form. Pardon, burası değil. Sayfamızın en üstünde gideceği nokta belli. Metot. Post diyelim. Geri kalan her nokta zaten hazır. Şimdi öncelikle hangi kullanıcıda işlem yapacaksak bu kullanıcıyı öncelikle çekmemiz lazım. Bu kullanıcıya ulaşmamız lazım. Şu anda hangi kullanıcı var? ID 1 düzenle 1 diyorum. Ve şu anda bir numaralı kullanıcıyı çekeceğiz. Bunun için öncelikle backend controller p kullanıcıya geliyorum ve aynı şekilde backend model p kullanıcıya geliyorum. Şuraya get id diye bir tane oluşturalım. Public function get id
return is db var id eşittir id diyeceğim. Id'yi de buradan alacağım. Get kullanıcı diyorum. Bakalım şimdi metotlarımızı öncelikle bir kapatalım. Hangi noktalarda işlem yapacağımızı bilelim. Burada işlem yapacağız. Kullanıcının ID'sini yukarıdan alacağız. Ama öncelikle şöyle bir işlemden geçireceğim. If is numeric ise numeric değilse daha doğrusu ID ID eşittir 0 diyeceğim. Geri kalan durumlar önemli değil. Şimdi verimizi getireceğim arkadaşlar. Kullanıcıdan çektiğimiz veriyi getireceğim. Tabii ki böyle bir kullanıcı varsa. Şöyle yapıyorum. Role diyorum buraya. This p kullanıcı model get id diyorum. ID'ye göre çağırıyorum ve bunu row'unu getiriyorum buraya. Herhangi problem olmaması durumunda tüm verileri getirecektir arkadaşlar sistem bize. Bunu şurada basarak test edelim. Şunlara value atayalım. Row adı. Daha doğrusu şurası resim haricinde atmamız lazım. Şurayı keselim. Adı. Soyadı. Email. Alt taraf için özel bir olan olacak. Tel. Adres. Şurası da. Hakkında olarak yazalım. Veri tabanımızdaki tüm verileri getirsin. Bakın bir numaralı kullanıcının tüm bilgileri, var olan tüm bilgilerini getirdi. Olmayanlar boş olarak geldi. Şimdi buradaki verileri kaydedeceğiz. Ve kaydettiğimiz verileri yan tarafta da listeleyeceğiz tabii ki. Şunu alalım bir öncelikle. Adı. Şurada adı soyadının yazdığı nokta vardı. Nokta. Space atıyorum. Nokta. Row. Soyadı. Alt tarafında da açıklamasını yazarsınız. O sizin bileceğiniz iş artık. İsterseniz bir yetki sistemi oluşturursunuz. Oradan yetki yazarsınız. Hakkında diyelim. Bakalım. Yazılım mühendisi demişim. Ben kalmış. Geri kalan alanları dediğim gibi sizin keyfinize bırakıyorum. Siz nasıl dolduracaksanız o şekilde yapacaksınız. Şuradan son olarak inch type form data pardon multipart slash form data olarak veri olarak göndermesini istiyorum. Ondan sonrasında da biz bu veriyi alıp işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik arkadaşlar bu dersimizi bu şekilde bitirelim. Bir sonraki dersimizde resmimizi çekelim ve bunu da ekrana basalım. Son olarak da bu şekilde olsun. Sonraki dersimizde de kullanıcıları listeleriz ve kategori ve bloktaki içerik ekleme işlemlerine gelir ve ön yüz tasarımlarına başlarız. Benim bu dersimde anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.